yapmışlar. Yüzlerce yol kilometre yaparak böyle bakıyorsunuz 250 kilometre yolu 6-7 saatte gelebildik ancak. Özellikle bu Arnavutluk sınır kapısı feci trafikti. Tabi hafta sonu olmasının da büyük etkisi var. Ama asıl sürpriz burada. Geldik ve burada daire kiraladık. Otelde değiliz. Ve tam böyle Kotor şehir merkezinde. Montenegro'da, Kotor'da kalıyoruz. 3 gece arkamda gördüğünüz evimizin manzarası bu. Burası da balkonumuz. Tabii ama kötü haber şu ki yarın şakır şakır gök gürültülü sağanak yağış veriyor. Zaten 3 gün kalacağız burada. O 3 günün de muhtemelen yarısı hatta belki daha fazlası yağmur altında geçecek. Kotor'da tarihi şehrin surların içine girdik ve Orta Çağ kentinin dibine kadar böyle hissedebildiğiniz surların içindeyiz. Yerler taş döşeli, eski taş Orta Çağ yapıları. Bir de Kotorların dediği gibi hemen şu arkada tarihi saat kulesini görebiliyorsunuz. Onlar kendi dillerinde şey derlermiş. İşte o saatin altında diye onların diline yerleşmiş olan bir söz vardır. Kotor'a gelince dedik ki hemen eski kale içini gezelim çünkü yarın çok feci bir şekilde yağmur geliyormuş. İçeriye girdiğinizde kendinizi anında bir masal ülkesinde veya Orta Çağ anlatan bir filmin içinde hissediyorsunuz. İçeride çok güzel restoranlar, kafeler, barlar, hediyelik eşya dükkanları ayrıca tarihi yapıların içinde kurulmuş hostellerde bulunuyor. Burası bir liman kenti. Tarihte buraya değerini veren, zenginliğini veren buradaki bu liman olmuş. Venedikliler çokça bu bölgede faaliyet göstermiş. Burası muazzam güzellikte. Herkesin mutlaka bulacağı bir mutluluk var burada.
Arkadaşlar Kotor'un Kaleiçi mahallesinde ve muazzam bir kalabalık var bugün. Hava bize ara ara kıyak yapıyor. Sözde fırtına haberleri veriyordu ama ufak ufak atıştırıp tekrar kurtarıyor bizi. Ama kale içinde bir meydan başka bir meydana açılıyor. Her meydanda yine kafeler, böyle güzel güzel ambiyans bulunuyor. Ve her bir köşe tabii aynı zamanda kiliselerle süslü. Genelde etrafta göreceğiniz yapılar 19. yüzyıl, 18. yüzyıl konaklar. Belli başta ailelerin, zamanın köklü ailelerinin konakları. Ama kiliselerde şöyle hemen şu tarafa baktığınızda arkamdaki 12. yüzyıldan kalma. Bu tarafa baktığımızda burası da 19. yüzyıldan kalma bir yapı. Şöyle bir de size dağ tepeyi göstermeye çalışayım. Dağın tepesinde, bilmiyorum buradan kameradan ne kadar gözükür ama şu binaların arasında şöyle şurada bir tane kilise var. Ve etrafta yine surları görebiliyorsunuz. En tepede de kale bulunmakta. Fırtına gelecek, gelecek demiştik, sonunda geldi. Yakaladı bizi tam şurada, köşede masada otururken yakaladı. İçeceklerimiz de masada kaldı, ona yanıyoruz. Fırtına ve yağmurdan sonra dağdan inen bulutlarla beraber tam böyle ortaçağ kentine döndü Kotor. Her ne kadar böyle tatilimizin içine etmiş olsa da artık onunla yaşamayı öğrendik. Keyif almaya bakıyoruz. Deniz'in montunu giydirdik. Deniz yiyor bonibonunu. Bakıyor keyfine, değil mi oğlum? Madem dışarıda kötü hava var, o zaman biz de eve kapatacağız kendimizi. Manzaramız muazzam. Ne yapacağız? Alacağız biz Budva şarabını. Evde takılacağız bu akşam.